...siyaseti konuşalım istiyoruz. Ee, hem son gelişmeleri hem de... ...bundan sonra yerel seçimle ilgili bizi bekleyen... ...süreci Habertürk yazarı Nasuhi Güngör ve... Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi... ...Doktor Ali Haydar Fırat konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağolunuz, teşekkürler. Ali Haydar Fırat, e, sizle başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...yeni parti yönetimi, İYİ Parti'de... Işte ...yerel seçim öncesi bazı istifalar var... Ee, Özgür Özel dönemindeyim. Bazı değişikliklerle başladı. Hem parti meclisi hem MYK listelerinde. Listelerle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, i̇şte bazı tartışmalar var. Kimi kişiler işte Özgür Özel'e yakın, İmamoğlu'na yakın isimler. Ee, listeyi delip girenler. Onların da MHK'da görev almaları. Parti içinde şu anda CHP'de parti meclisi üyesisiniz. Ee, nasıl değerlendireceğinizi az çok tahmin ediyorum ama... Parti içinde bu konu nasıl konuşuluyor? Buyurun. Ee, yine bütün objektifliğimle konuşacağım. Ee, şunu söyleyeyim, ee, Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir kurultayı geride bıraktı. Ee, hakikaten diğer partilere de demokratik bir yarış ya da süreç olarak örnek teşkil edilebilecek bir nitelikte bir kurultaydı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay bittikten sonra o tartışmalar kapanıyor. Şu anda kimin nerede durduğu, kime oy verdiği, hangi listeden girdiği gibi bir tartışma yok. Sayın Genel Başkanımız da, Sayın Özgür Özdele Cumartesi günü bir toplantı yaptık. E, MYK dağılımı yaptı. E, şunu söyledi, e, ben dedi listeyi delip giren bir tanımı kabul etmiyorum. E, gelen bütün arkadaşlarımız listede bir delik vardır, o deliği kapatmıştır. Dolayısıyla bizi bütünlemiştir, bizi tümlemiştir. Öyle bakıyorum dedi ve o çerçevede o arkadaşlarımıza da görev verdi. Ee, MK şekillenmesinde iddia edildiği üzere herhangi bir yani burada çok net ifade edeyim ee, Sayın Ekrem İmamoğlu Ekrem Başkan üzerinden bir tartışma yürütüldü. Ama e, şunu bizzat o sürecin içinde olan biri olarak söyleyeyim. Sayın Genel Başkan'a bu konuda en ufak bir telkini ya da bir sözü olmadı. Sen ee, Sayın Genel Başkan e, hem kendisi çalıştı. Sonra bu sunumu getirdi. Parti meclisinde bizlerle paylaştı. Biz kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi aktardık. E, listeye son şeklini verip e, kamuoyuna açıkladı. Dolayısıyla demokratik bir süreç işledi. Hepimizin gözü önünde işledi. Bu çerçevede de e, Cumhuriyet Halk Partisi de artık bütün o kimin kime oy verdiği, kimin kimin yanında durduğu, liste nasıl oluşturuldu tartışmaları geride kalmıştır. Artık bambaşka bir süreç başlamıştır Cumhuriyet Halk Partisi için de. Yeni bir kuşak görevi devralmıştır. Hepsi 70 doğumlu sonrası genç bir kuşak görevi devralmıştır. Bundan sonraki süreç elbette ki yerel seçim hazırlıkları, içinde bulunduğumuz anayasal, yasal krizler, siyasal krizler bunlara çözüm üretme noktasındadır. Bugünden itibaren, daha doğrusu kurultay gününden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık parti içi bir tartışmanın zemini zamanı ve anlamı kalmamıştır. Peki Sayın Nasuhi Güngör siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Size mesela şöyle bir liste geldi mi ya MYK'daki şu 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 isimler işte Sayın İmamoğlu'na yakın şunlar Özgür Özel'e yakın şunlar listeyi delip geçenler gibi bir şey gördünüz mü ya da o tür tartışmalar oldu mu? Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra Parti'lik istifaları da konuşalım. Buyurun. <laughs> Elbette şimdi tabii bana gelmiş bir liste yok Mehmet Akif ama. Liste derken yani MYK listesinden şey bahsediyorum. Tabii tabii. Yani şöyle bir e, gelişmeyi anlatalım ya da aslında alışkanlığı anlatalım. Yani bu siyasi partilerin kendi içindeki dengelerde bu tür müdahaleler olmaz değil. Yani bunun çok fazla yadırganıyor olması veya az önce bu arada Ali, Ali Haydar'a da hayırlı olsun diyelim. Canlı evet evet bu, bu çok arada çok tebrikler. Sevgili hayırlı Ali. olsun ben de söyleyeyim. Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Ya, sağ olun. Ee, sevgili Adem Haydar'ın çok düz bir çizgide yani çok problemsiz gibi gösterdiği alanlara problemsiz gelinmiyor ama bundan sonra tartışılır tartışılmaz o konuda onu söylediklerine katılabilirim ama o ana kadar yani o isimler o listelere yerleşinceye kadar yahut hani işte parti yönetimi belirleninceye kadar bu süreçlerde müdahaleler katkılar sana yakın olan bana yakın olan süreçleri işlemiştir Mehmet Akif. İşlemiyorsa orada bir siyasi parti dinamizmi yok demektir. Şimdi bu müdahalelerin şekli üzerinden konuşabiliriz. Bu başka bir konu. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hani birisi lider, öteki genel başkan şeklindeki benzetmeleri daha çok böyle sosyal demokrat sol çizgideki medyadan gördük. Yani daha hatta başlık düzeyine kadar da getirdiler o işleri. Fakat o iş öyle olur mu olmaz mı için önümüzde belli bir zaman dilimi var. Bir kere hiç kimse yerel seçimler yaklaşırken bu tür nizalar, bu tür ayrılıklar veya ...karşılıklı birbirini test edecek bir takım yaklaşımların içine girmez Mehmet Akif. Bunu yapmayacak kadar tecrübeli olduklarını düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. CHP içinde başlayan bu yeni durum, yeni denge hali bu şekilde devam edecek. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra... ...bu denge böyle devam edecek. Sayın Özgür Özel de onun söyledikleri üzerinden bir parti dizayn edecek. Bunlar bence çok zor süreçler. Şu açıdan CHP'nin bir kere kendi içindeki siyasi rekabetin yüksekliği... Bu anlamda da ben bugün <laughs> partinin yeni sözcüsünü de sevgili Ali Haydar'ın da söylediklerine katılıyorum. Bu aslında demokratik zenginlik açısından demokrasinin derinleşmesi açısından gerçekten kıymetli bu tür rekabetler. Fakat bu rekabetler aynı zamanda fay hatlarına da işaret eder. Yani iki taraftan da bakmak lazım. Ben Özgür Özel'in önünde yeni genel başkanın önünde hayli zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ne dersek diyelim CHP tabanında da toplamda hani iyi parti de içine alacak şekilde buradan oraya bir geçiş yapabiliriz değişim dediğimiz alanda da gözler Özgür Özel'in ne yapacağında değil, Ekrem İmamoğlu'nun siyaset takvimini nasıl işleyeceğini Ya bu, ne demek kimse, bu? Kimse hani CHP tabanı, şu demek kimse Cumhuriyet Halk Partisi tabanını da il ve ilçelerindeki e, delegesini de seçmenini de artık bu bakış açısının dışında tutamaz. Yani Sayın İmamoğlu önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacak ardından 2028'e doğru ilerlerken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinde bulunduğu Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil merkezinde bulunduğu alanın Cumhurbaşkanı adayı olacak. Yani bunu ben telaffuz etmiyorum değil mi? <laughs> Bu Türkiye'de birçok yerde şu anda konuşulan bir şey. Ben CHP'li seçmenin de özellikle merkezde olarak buna dair kuvvetli bir arayışının bir beklentisinin olduğunu düşünüyorum. Bu Özgür Özel'in de Sayın İmamoğlu'nun işlerini hem zorlaştıran 2028... hem de farklı dengeler kurma konusunda. 5 sene var ya daha. 5 sene. <laughs> Şimdi 5 sene var daha. Peki bu 5 sene tabii takvimin normal işleyeceği ile ilgili. Tabii bu takvimin bir de tersine işleme süreci var. O da şu. Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamadığı durumda nasıl bir takvim işleyecek? Bir de buna bakmak lazım. Yani o o nedenle bence siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Başkan, yani İstanbul bir şey BD Başkanı adayı olacak, kazanın, seçimleri kazanırsa doğal Cumhurbaşkanı adayı CHP'nin gibi görüyorsunuz. Öyle mi? Bence, ben Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin özellikle hani değişimden yana tavır koyan seçmenin ve toplamda da hani altılı masanın belki tamamı değil de çünkü onların bir kısmı onunla elemiş eliğini asmış gibi görünüyorlar bu tarafta yani altılı masa süreçleri ile ilgili. Ama İyi Parti'nin bir alanının da siyasete böyle baktığını düşünüyorum. O yüzden hani İyi Parti bu süreçte o 81 ilde 81 aday kararını sürdürecek mi sürdürmeyecek mi sorusunun cevabı Buradaki bu değişim talebine ve bu takvime nasıl baktığıyla ilgili İmamoğlu'nun takvimi İyi Parti'yi yakından ilgilendiriyor. Bugünlerde ne söylediğinin e, elbette her söz kıymetlidir de şu an için bence ciddi bir karşılığı yok. Biraz daha beklemek gerekecek öyle görünüyor. Çünkü İyi Parti bu sahneyi, bu durumu değerlendirecek. İyi Parti'deki istifalar e, oradaki bir dağılmaya mı işaret ediyor vesaire. Bunların hep her biri ayrıca konuşulabilir ama İyi Parti sahadaki gözlemler ve yapılan taze çalışmalar üzerinden de hareketle söyleyebilirim seçimlerde aldığı oy oranının da altına doğru geriliyor şu anki tabloda. Dolayısıyla da yerel seçimde 81 ilde 81 adayla çıkıyor olmasının sadece belli illerde üreteceği sonuçlar olabilir. Onu da ikiye ayırıyoruz. Bir, kaybettiren olabilir. iki kazandıran olabilir. Yani siyaset bunu sadece bu taraf değil. Cumhur İttifakı tarafı da bence çok dikkatli gözlemliyordur. Çünkü İstanbul ve Ankara'nın sonuçları bence fevkalade önemli olacak. İyi Parti ve bu süreçteki tavrını konuşalım. E, Ali Fırat ben e, bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nun vakıf kuracağı, siyasete devam edeceği gibi şeyler konuşuluyor. Ve hiç görüşme fırsatınız oldu mu Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak bundan <laughs> sonra? E, önce o soruyla başlayayım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vakıf kurması siyasete ilgili bir durum değildir. Yani bir daha ...aktif bir siyasetin içinde bulmak gibi bir çabası, amacı olmayacaktır. Ee, yani sen Genel Başkan'la, Sayın Kılıçdaroğlu'yla, 7. Genel Başkanımızla hareket eden arkadaşlar da... E, ...artık bir dönemin kapandığını kabul ediyorlar. Dolayısıyla... Siyaseti bıraktı mı e, Sayın daha Kılıçdaroğlu? Önce... Yani e, aktif siyasetin içinde olmayacak ama elbette ki görüş ve önerileriyle partiye katkı vermeye devam edecektir. E, 7. Genel Başkanımız olarak... Bu süreçlerde, farklı süreçlerde elinden gelen her katkıyı yeni genel başkanımız Sayın Özgür Özel yaptığı görüşmelerde de çok net bir biçimde ifade etmiştir. Sivil topluma, sivil toplumun katkısına inandığını her zaman ifade etmiştir Sayın Kılıçdaroğlu. Daha önce de birçok dernek kurdu, onların yöneticiliğini yaptı. Örneğin Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği onu kurmuştu. Yine benzer bir hak üzerinde, hak temelli bir dernek kurma, bir daha doğrusu bir vakıf kurma çalışması olduğu ifade ediliyor. Ben kendisiyle bireysel olarak görüşmedim ama bu çerçevede bir vakıf olacağını söyleyebilirim. Yani doğrudan sıcak siyasetle bir temasının kalmadığını çok açık bir biçimde ifade edebilirim. ben, ben bir tık farklı bir bilgiye sahibim ama ne kadar doğru Ali Aylar'ın sözünü kesmiş oldum ama benim duyduğum e, Sayın Genel Başkan evet hani aktif siyasetten kastımız tekrar kongre süreçleri, adaylık vesaire ise elbette doğru bu. Buna dair bir niyeti olmadığını söylediler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok yakınındaki bir isimle görüştüm çok yakın bir zamanda. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamalarla ve oluşturacağı zeminlerle e, siyasette etkin olma kararında olduğunu duydum ben. Bu da bir kulis bilgisi. E, hani önemli yakın bir isimden aldığım bir bilgi öyle aktarmış olayım. Etkin olacak peki siyasette? E, duyamadım Mehmet Akif. Nasıl etkin olacak siyasette? Yani... Aa, siyasette, siyasette etkin olmanın bir sürü yolu var. Şimdi bu vakıflaşma falan bunlar da Öyle bugünler hesap edilmeden yapılmış şeyler değil. Hani sözünüzün gücü şundan kaynaklanır. Eğer siz genel başkanken sizinle hareket eden kitlelerin, kesimlerin ya da temsilcilerin, siyasi temsilcilerin bir kısmı hala sizinle birlikte hareket etmek, size yakın olmak, sizin söyleminizin arkasında toplanmak gibi bir niyette ise siyasetçiler bu zeminleri kaçırmazlar Mehmet Akif'i. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, Cumhuriyet Halk Partisi içinde hala kendisine yakın olan, bakın kendisinin kaybedeceğini bildiği halde, 546 miydi 36 miydi bir anda hatırlayamadım ama delege Sayın Kılıçdaroğlu'na yine oy verdi. Yani Özgür Özel'in kazanacağı neredeyse kesinleşmişti. Bu önemli mesela. Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil kabiliyeti açısından da önemli. Bence bunu göz ardı etmeyecektir. Söylemlerinin etkinliği ise az önce Cumhuriyet Halk Partisi içinde konuştuğumuz dengelerin yahut dengesizliklerin nasıl devam edeceğine bağlı. CHP'nin Özgür Özel'le yeni bir sinerji yakaladığını düşünüyor musunuz? Nasıl Yüngör? Kesinlikle. Evet. Düşünüyorsunuz. Ee, hatta say, say, Sayın İmamoğlu'nun da e, hatta ondan da, ondan daha fazla İstanbul seçimleriyle ilgili belli bir sinerjiyi yakaladığını düşünüyorum. E, çünkü o dört buçuk küsür yıl e, yıl işte neredeyse 5 yıla yaklaşan dönemde kendi partisi içinde de sonuçta İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmenin getirdiği sıkıntılarla birçok yıpranmış alanı var. E, bence kendisi açısından iyi bir hücre yenilenmesinin zemini oldu bu. Yani bunu taşıyabilecek mi o yerel seçim sürecinde ama şu anki tabloda motivasyon olarak güçlü çıkardım. bir motivasyonla gidiyor İmamoğlu evet, İstanbul'da. Evet. Sayın İmamoğlu bu konuda daha karlı, daha enerjik bir alan yakaladığını düşünüyor. Bak çevreler de böyle düşünüyorlar e, zannediyorum. Yani şu anda bir yeni bir motivasyon yakaladı. E, bir gerçeklik önümüzdeki zaman ne gösterebiliyoruz ama Yani ko kolay ben değil ben... yani Cumhur İttifakı <laughs> açısından İstanbul süreci. bu hiç, hiç bence hiç kimse için ne İstanbul ne Ankara ve belli büyük şehirler buna başka şehirler de ekleyebilirim ee, kimse için seçim kolay olmayacak. Evet. Peki ee, Alaeddin Fırat değişti genel başkan. Ee, ama buyurun. Bir şey mi <laughs> ekliyorsunuz? yok. Siz sorun ben. E, Tam, aynı zamanda. Genel başkan ekleyeyim. değişti ama bir şey değişmedi bizim için dedi Meral Akşener. Siz o cephede dosya kapandı diyor musunuz yoksa İyi Parti ile Hala bir temas arayışı olacak mı? Bu istifaları nasıl görüyorsunuz? Ee, ve yerel seçime giderken ittifak mümkün olur mu? ya başkan değişikliğiyle. Ee, önce şunu söyleyeyim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten ciddi bir yeni bir başlangıç yaptı. Biraz önce sevgili nasıl Güngör söyledi. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bizim kendi tabanımızla son derece olumlu. Yani bu hem kuşak değişimi hem ciddi bir biçimde belli sorun alanlarına, belli söylemlere, belli kavramlara dönük daha e, samimi vurgular. Yani bizim sosyal demokrat bir parti olduğumuz, bizim cumhuriyetçi bir parti olduğumuz, bizim Atatürkçü bir parti olduğumuz üzerinden ...çok net ifadeler bizim kendi tabanımıza ciddi bir heyecan getirmiştir. Sayın Genel Başkanımızın bu ifadeleri ve aynı zamanda sürekli bir biçimde sahada olması... ...yani siyaseti sadece e, meclis kürsüsüne ya da e, efendim pazartesi günleri parti sözcüsünü açıklamalarına indirgenmeyen bir yaklaşımı benimsemesi ciddi bir heyecan getirmiştir. Bunu not edeyim. E, İyi Parti veya diğer partilerle ittifaklar konusunda Sayın Genel Başkanımızın çok net ifadesi var mümkün olduğu sürece bu ittifakları yaşama geçirmek için bir çaba harcayacağını ifade etti. Elbette ki yöntemleri parti meclisinde konuşulacak. Çok açık ve net şunu söyledi. Sizin bilginiz olmadan asla bir ittifakı yaşama geçirmeyeceğim. Asla bir söz vermeyeceğim. Dolayısıyla sizinle birlikte karar alacağım. Yani 60 kişilik parti meclisinde bizim içinde olduğumuz parti meclisiyle birlikte bir karar alacak. İyi Parti ile Sayın Akşener'le önümüzdeki süreçte mutlaka bir görüşmesi olacaktır. Yerel seçimde yerel işbirliklerinin anladığımız anlamda geniş bir işbirliğinden bu kısa vadede çok mümkün değil. Yani ...yeniden bir masanın kurulması, o masada bir takım protokollerin gerçekleşmesi... ...bunlar çok zaman alacak şeyler olduğu için... ...yerel işbirliklerinin yaşama geçilmesi... ...kentler düzeyinde, şehirler düzeyinde, ilçeler düzeyinde... ...bir ittifak sisteminin kurulması daha sıcak bakılıyor şu anda bizde... ...ama elbette ki diğer partilerin tavrı ne olacağını da görmek gerekiyor... ...ama İyi Parti ile Sayın Akşener ile yeni bir temassın, sıcak bir temassın... Bir, o kurulan daha önce e, o güvensizlik ortamının kaldırılması yönünde Sayın Genel Başkanımızın son derece e, önemli bir çabası olacaktır. Bu konuda da önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır diye söyleyebilirim. Sayın Güngör. Şimdi ben <laughs> bu yerel seçimlerde ittifak meselesine birkaç e, cepheden bakmak istiyorum. Cumhur İttifakı tarafını belki konuşmadık ama iki cümle oraya dair de söyleyeyim. Orada da Az önce haberde de gösterildi. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde de hani dedi ya parti yetkilisi... ...çok başvuru olacak yani çok yoğun bir başvuru şeyi var, hareketliliği var. Bu doğru Mehmet Akif. Yani doğru derken hani siyas partiler başvuru çok derdi ama başvuru az da çıkabilir ama. Ama ben Milliyetçi Hareket Partisi tarafında özellikle yerelde muazzam bir hareketlilik görüyorum. Çünkü bu seçim sonuçlarındaki o ortaya çıkan tablo işte %10'u her şeye rağmen bulabilmiş olması... ...bütün olumsuz algılara rağmen... Anadolu'da özellikle Anadolu'nun önemli merkezlerinde bu algıyı üretmiş durumda. O bakımdan Cumhur İttifakı'yla Cumhur İttifakı'nın içinde paylaşımın nasıl olacak, kimin nerede kimi hmm. destekleyeceği konusundaki denklemler bence çok önemli. Bu seçim sürecini de etkileyecek. Bu denklemlerde şöyle bir ayrıntı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde bir şekilde iyi Parti de kayda değer oylar alabiliyor. Bütün Türkiye'de böyle değil ama belli yerlerde bu böyle. Mesela Balıkesir'de bu böyle, Bursa'da bu böyle, Ankara'da böyle. İstanbul'da belki bu iki partinin çok ciddi bir siyasi gövdesi yok. Ama bunlar birbirini ilgilendiren denklemler olduğu için Ali Haydar'ın o söylediği de önemli. Yerelde böyle blok halinde sanki altılı masa sürecinde olduğu gibi bir ittifak beklentisinde olanlar var. Bu olmayacak ama Özgür Özel'in bu kapıları zorlayacağını düşünüyorum genel başkan olarak. Çünkü yapmazsa karakiri yapmış oluruz demişti e, kurultay öncesinde. Benzer yaklaşımları bir İstanbul İttifakı işte o altılı sürecinde yakaladığımız havayı yakala, yakalayalım diye <laughs> affedersiniz. Sayın İmamoğlu da kullandı ifade olarak. Her ikisi de bundan geri durmayacaktır. Çünkü yerel seçimde başarı kazanmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifaklar olmadan o başarı çıtasını yakalayabilmesi mümkün değil. Ya bu şöyle değil mi? Yani 2019'da yaşadık bunu. Ankara ile İstanbul'u kaybetti AK Parti, sanki bütün Türkiye'yi kaybetmiş gibi bir algı da oluştu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle İstanbul'u ve Ekrem İmamoğlu gibi iddialı, geleceğe dair bir takım e, duruşları ve takvimleri olan bir isim kaybederse, Cumhuriyet Halk Partisi için toparlaması güç bir süreç çıkar önüne. E, o bakımdan İyi Parti kapısını zorlayacaklar ama İyi Parti'nin de her yerde bu konuda aday çıkarsa bile hani 81 ilde aday çıkarsa bile belli o yerlerde istifalar e, oldu mesela istifalar olduktan sonra iyi Parti kapısı zaten istifaların sebebinin bu olduğu söylendi. Yani e, Şimdi bu istifaların devam edeceğine dair de bir e, kulis bilgisi var. E, yanılabiliriz bunlar ama o istifaların o olabilmesinin genel sebebi doğru şey çıktı. değil mi? Yerel seçimle ilgili e, durumda biraz değil mi? Farklı sebepleri var gerçekten. Nebi farklı. O yarın zaten bir açıklama yapacak. Bahadır Erdem'inki ki farklı. Ya bir Buyurun. Farklı ama zeminini toparlarsak aslında ana zemin bir tanesi senin söylediğin yani yerel seçim sürecindeki hikaye yani çok keskin bir biçimde 81 ilde hiç kimseyle ittifak etmeyeceğiz kendi adaylarımıza çıkacağız. Söyleminin parti içinde yeterince konuşulmadan müzakere edilmeden olgunlaştırılmadan yapıldığını düşünen epeyce isim var içeride. Bu bir ikincisi Seçim sürecine dair Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Akşener'in yeterince muhasebe yapmadığını, bu muhasebe alanını açmadığını, e, ilk yaptığı o toplantıda, seçim sonrasındaki o kongrede e, çok parti içine dönük çok sert mesajlar verdiğini, evet. toparlayıcı olmadığını düşünenler de var. Yani Peki. böyle bir alanda var. Teşekkürler Nasih Güngör, gör Haydar Fırat e, teşekkürler. Tekrar tebrikler, hayırlı olsun.